Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Monster Hunter 3. bölüm beraberiz. Önceki sahneyi boş verin. Az önce garip şeyler yaşanmış olabilir. Ama şimdi arkadaşlar Minecraft Monster Hunter'ın yine dediğim gibi 3. bölümüyle beraberiz. Önceki bölümde hatırladığınız gibi kendimize full elmas set çekmiştik. Yani neredeyse elmas set çekmiştik. Bu bölümde arkadaşlar yavaş yavaş evimizi geliştireceğiz. Tabi buraya tam bir ev denmez. Burası bir tık madenden yer yaptım ben, sorgulamayın, ama bu bölümde full ev basacağız arkadaşlar. Onun dışında pek de bir planım yok yani. Peki bu evi nasıl yapacağız arkadaşlar? Hepinizin bildiği gibi ilk başta yüzeye çıkıp birkaç tane odun toplamamız gerekecek. Aslına bakarsanız şuradaki odunları topladıktan sonra evim buraya güzel bir giriş yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra evim aşağı doğru maddeye doğru gidecek. Yani böyle gidecek. Şimdi bu evi çok boktan olacak ama sorgulamayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar madeni aksesuar bulmuştuk lan bu arada. Onu aslında küçücük bir ev yapalım şimdi de. Şöyle gidiyorum hemen şöyle. 4'e 4'lük bir tane alan yapacağım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aksesuarım için. Yani bence şuraları suyla doldurmaya gerek yok. Şuradan bir akış olsa daha mutlu olur. Tabii efendim. Her neyse ben gidiyorum o zaman. Sakın kaçma. Buna kaçamıyor değil mi lan? Şimdi fazla aksesuar hakkında bilgim yok ama sanırım kaçamıyor. Umarım yani. Geri döndüğümüz bir aksesuarımız olmayabilir. Her neyse, o zaman gelin arkadaşlar sizler beraber odun toplamaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi burada direkt karşımıza koskocaman bir odun çıktı. Ben geliyorum hocam. Bunları hemen kırmaya başlıyorum. Zaten videom bundan sonrası biraz hızlandırılmış olur. O zaman iyi seyirler. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 dakika geçti ve toplayabildiğimiz odun sayısı 42 ve 18. Her neyse ben toplayacağım, inanıyorum. Muhtemelen bir 64'e bir 64'lük yaparım. Ondan sonra hayatıma devam ederim. Bir 64'e bir 64'lük arkadaşlar, özellikle. Asla 2 64'lük değil. Öyle bir şey yok. Neyse arkadaşlar, sorgulamayın, ben odun toplamaya devam ettim. İçe kafaya gidin. Evet, odun toplarken bir şey fark ettim. Görmüş olduğunuz gibi baltanın gücü 0. Birazdan kırılacak. O yüzden arkadaşlar bilemiyorum. Yavaş yavaş eve gitsem gerçekten güzel olabilir. Hatta akşam oluyor görmüş olduğunuz gibi. O zaman ben buradan bir eve doğru yürüyeceğim. Onun için bir tane baltamı yenileceğim. Baltamı yenildikten sonra da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, o kadar iyi kalpliyim ki siz bu yolları görmeyin diye direkt editle kestim. Ya ne kadar iyi kalpliyim ben ya. Tabii efendim. Her neyse, o zaman gelin sizle beraber bir uyuyalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, aksesuarın burada gayet güzel güzel yaşam sürdüğünü varsayıyorum. Asla kötü deme şansı yok. Aksi takdirde neyse. Görmüş olduğunuz gibi aslında birkaç tane odun toplayabilmişiz. Bir 64 olmuş bu arada. Bir de RTF'den 18 ve 3 var. Rakamlarla aram pek iyi değil. Her neyse, ne yapabiliriz şöyle bir düşüneceğim. Aslına bakarsanız ben bir sandık yapacağım hocam ya. Harbiden diyorum. Bir sandık hak ettik. Şu eşyalarımı gerçekten boşaltmam gerekecek. Hemen şu şekilde geliyorum. İki tane sandık yeter mi yetmez yapmak için. O zaman bir tane yapalım şimdiden. Şöyle koyuyorum hocam ben. Ondan sonra ne var ne yok hiç bakmadan boşaltıyorum. Ben geleceğim, şu demirlerimi ısıtacağım arkadaşlar, fırında görmüş olduğunuz gibi. Ve baltı ve kazma yaparak tekrardan videoya devam edeceğim. Aklımdaki şey, kovayı böyle son anda alıp size karşı bir hava atmak olacaktı. Tabii efendim. Ama düşmüşüm yani. Bir şey diyeceğim, burada düşmedim ki hocam. Ne diyor bu? Ben daha aşağı düşmeye devam etmem lazım. Aksesuarım, lan su yok, su da aşağı düştü. Aksesuarım, öyle kal, aksesuarım dur geliyorum. Evet arkadaşlar, minik bir trajedi yaşadıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir trajedi yaşadık, hiçbir şey... Lan, aksesuar nerede? Lan aksesuar yok. Oğlum aksesuar, manyak herif. Oğlum adam bildiğin merdivenlerden tırmanmış lan. Aksesuar oğlum, beni bu kadar sevmiyor muydun lan? Bir şey diyeyim, adam harbiden evimden kaçmaya çalışmış lan. Yazıklar olsun. Neyse ben uyumaya devam edeyim. Sadece geceleri ve fırtınalı havalar mı? Kanka, gökyüzünün haberin yok herhalde. Dostum, gökyüzünün haberin yok mu? Evet arkadaşlar, çok şükür yağmur bitti ve şu anda hayatımı kaldığım yerden devam edeceğim. Bildiğiniz gibi 64'lük odunumuz var. Artık bu odunlardan yavaş yavaş ev inşaat edebiliriz gibi geliyor bana. Öncelikle bence şurayı taşlar yerine bu odunlarla kaplamamız lazım gibi geldi bana. Ne dersiniz? Bence ilk önce bunu yaparak başlayabiliriz. Neyse o zaman... Kendim bu kadar yamyam bilmezdim arkadaşlar. Neyse, sorgulamaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fırındaki demirlerimiz ısınmış. Hemen odun demirleri alıyorum ve demirlerimi yavaş yavaş balta yapacağım. Çünkü baltamız kırıldı. Şurada bir tane crafting table'ımız var. Hemen buraya geliyorum, bir tane çubuk yapıyorum. Özellikle çubuk. Bu şekilde alıyorum çubuklarımı. Balta ve ayrıyetten kazma yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Her neyse, o zaman ben geleyim arkadaşlar. Öncelikle şu merdiveni bir yenilemek istiyorum ben ya.
Hani merdiven gerçekten o kadar boktan gözüküyor ki Aksot gerçi çok beğenmiş. O kadar merdivenleri çıkmış. Ya vay be, o Aksot harbiden nasıl kaçmaya çalıştı benden ya. Yazıklar olsun. Burada bir yer mi varmış lan? Bizim evi ben yaptım ama o kadar uzun zaman geçti arkadaş ev yaptığımda. Hani evde neler ne olduğunu bile unutmuşum yani. Neyse şu merdiven yenilgiyi yeniliyorum arkadaşlar. Biraz modern bir merdiven olmasını istiyorum açıkçası. Şurayı da kıralım. İyi ya. Merdivenin güzel olduğunu inanıyorum. Şuraya sıva yaptık mı her şey tamamdır. Evet şuraya biraz bakıştık arkadaşlar. Burası bana bağırdı dedi ki. Kanka beni odunla kapla dedi. Ben de hay hay dedim. Ve bu şekilde aramızda bir iletişim geçti arkadaşlar. Ben de odun kaplama kararı aldım en sonunda. Evet şöyle çok güzel bir şekilde odunu koyuyorum görmüş olduğunuz gibi. Yani. Fena değil. Olacak. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduk taşları tekrardan kırmaya devam edeceğim. Ve buraya da aynı şekilde odunla kaplayacağım ki biraz daha takım gözüksünler bu şekilde merdivenle. İç içe gözüksünler öyle söyleyeyim. Evet. Yani sıva yaparak başladık arkadaşlar işe ama oluyor bir şeyler. Şuraya da hemen odunlarını koyuyorum. Ve inanıyorum ya bir şeyler olacak. Oğlum yılların müteahhit duruyor lan burada. Ben yaklaşık 5 yıldan beri Minecraft oynuyorum ama şunu fark ettim ki hiç müteahhit yönüm gelişmemiş. Keep going on. Evet arkadaşlar şimdi ne yapmayı planladım arkadaşlar yaklaşık yarım saat düşündükten sonra. Şurada arkadaşlar hepinizin bildiği maden evlerinde her zaman odalar olur. Bu odaların her birinde farklı farklı işlevleri olan odalar mevcut oluyor. Mesela eşya odası gibi, portal odası gibi. Ben de şu an onun gibi bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şöyle odalar oluşturacağım. Onun için bu odalara birer tane isim vereceğim. Ve ona göre ilerleyen süreçlerde de odalarımızı kullanacağız. Bakın gerçekten güzel bir giriş oldu gibi. Evet biraz böyle geldikten sonra yavaş yavaş odalara geçebilirim sanki ya. Şu şekilde buradaki ilk odamızı yapmaya başlıyorum görmüş olduğunuz gibi. Yani biraz da tavandan genişletirsek her şey gayet güzel olacak gibi geldi bana açıkçası. Çünkü gerçekten kafamız tavana değiyor. Aksot bak sana bir iyilik yapacağım kanka. Burası direkt Aksot odası olacak. Evet. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Buraya Aksot odası yapacağız arkadaşlar. Buraya bir tane koskoca akvaryum yapacağız. Ondan sonra burada Aksot'umuz yaşayacak. Aksot'umuzu ilerleyen bölümlerde muhtemelen bir tane eş alırız arkadaşlar. Çünkü bunları ilaç çiftleştirmemiz lazım bildiğiniz gibi. Aksi takdirde sadece bir Aksot'u kalırız. Yani evet yaparız sıkıntı yok. Ben yine odalarımı yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki odayı bitirdim ama kazım gücü %0 kaldı. O yüzden tekrardan yüzeye çıkacağım. Ben şu an gayet güzel gidiyoruz. Koşamıyoruz olduktan. Bu neymiş? Pançar çorbası. İçelim bakalım. Şimdi arkadaşlar ben tekrardan düşündüm taşındım. Buraya bir tane duvar ereceğim. Buraya duvar ördükten sonra da bir tane kapı koyacağım. Evet bahsettiğim şey bir ev girişi. Bak ev girişini bile o kadar fazla abartı söylüyorum ki size. Koskocan duvarlar çekeceğim. Ondan sonra bir tane kapı koyacağım. Sorgulanmayın herkesi. Ben deniyorum bir şeyler herkese. Ben yıllardır Minecraft oyuncusuyum. O zaman bakın ben şuradan duvarı çekebilirim. Biraz fazla mı geniş oluyor lan sanki? Çekelim ya sıkıntı yok buradan. Ondan sonra burayı da boşluk bırakacağım. Koskocan kapılarımızın girişleri olacak. Ve bu şekilde buraya tekrardan taşla kapatalım bakalım. Okey gayet güzel gidiyoruz. Görmediniz öyle bir şey. Evet görmüş olduğunuz gibi akşam oluyor. Ben şöyle bir tekrardan burayı kapatayım. Şu şekilde. Tamamdır gayet güzel ya. Yapıyoruz bir sporu arkadaşlar. Okey. Ne istiyorsunuz daha ya? Allah Allah çok güzel oldu. Bizim zamanımızda Warden yoktu oğlum siz kimsiniz? Şaka yapıyorum arkadaşlar takılıyorum. Tamamdır ya. Bir şeyler oldu. Evet buraya da kapı koymayacağım çünkü kapı yapacak crafting table'm yok. Ben çok güvenilir bir evimde arkadaşlar uyuyorum. Kesinlikle çok güvenilir. Hiçbir zombi içeriye giriş yapamaz. Şimdi ben bir artık kapı yapmaya geçebilir miyim artık? Harbiden diyorum. Kapı yapıyorum. Aslında ilerleyen süreçte cam gerekecek. Şimdi biraz gidip şöyle cam toplayabiliriz. Evet arkadaşlar koskoca kapılarımı koydum. Bunu kimse yapamaz. Tamamdır. O zaman şöyle yavaş yavaş çatıyı da örmeye başlayalım arkadaşlar. Kafamıza bir şeyler atlamasın. Yani. Güzel. Bir şey diyeyim mi? Her açıdan baktıkça evde adam komikleşiyor bu arada. Hatta bakın aklıma şey geldi. Ben buradan şöyle fotoğrafını alırım hocam. Bu evin eşi benzeri yok diye kapak fotoğrafı yapacağım. Neyse o zaman gelin fazla laf uzatmadı arkadaşlar. Birkaç tane artık kum toplamaya başlayalım. Çünkü yine dengi cam yapmamız gerekecek. 2000 years later. Ya oğlum bu ev yapmakta benden daha iyisi var mı ya? Harbiden diyorum ya. Tabii efendim. İşte budur ya, ev dediğiniz budur ya. Arkadaşlar YouTube'da gördüğünüz o ev yapış videoları falan. O yalan onlar, geç onları. Bugün kaç tane camım olmuş? Şöyle bakalım arkadaşlar camımıza. 7 tane olmuş şu an için, gayet güzel. O zaman yavaş yavaş bir Aksot'un odasına geçelim mi?
Yani nasıl bir akvaryum yapsam diye düşünüyorum aslına bakarsanız. Şimdi şöyle baktığım zaman sadece şurası gözükecek. Yani buralara cam koymanın bir anlamı yok. Her şeyin en klasiğini severim. Neyse arkadaşlar, oraya böyle yavaş yavaş camla kaplayacağım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi ben buradan aşağı düşüp geberip duruyorum. O yüzden buraya birkaç tane taş koyacağım ki düştüğüm zaman düşmeyelim. Artık zombilerle komşuyuz arkadaşlar. Buradan bana çay içmeye falan gelecekler. Ben de buradan çayımı demleyeceğim ocakta. Onlara çay vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar artık zombilerle komşu olduk. Anlaşacağız ya, sıkıntı yok. Bilmiyorum harbiden ben bunu neden böyle yaptım lan. Neyse olur öyle. 10 tane görmüş olduk ki camımız olmuş. Bu camları tekrardan Aksota ev yapmak için harcayacağım. Yani. Bir şey de deniyorum arkadaşlar ben. Merhaba Aksot, nasılsın kankacım? Şimdi ben seni şöyle bir suyunu alayım, şuradan akıtayım. Yeni evin hayırlı uğurlu olsun, hadi görüşürüz. Bakın gayet güzel eğleniyor arkadaşlar, işte bundan daha güzel olur mu ya? Ayıp ediyorsunuz. Neyse, üşenmeden gidip bir yerden su bulup ondan sonra Aksot'un evini biraz daha zenginleştirmem gerekecek. Şöyle alıyorum hocam suyu. Onun tekrar 2 kilometrelik olup geri dönüyorum. Bu da işte şunu söylemiş olayım. İlerleyen süreçlerde TBT videoları çekmeye başlayacağım. Bunu da buradan size belirtmiş olayım. Gerçekten TBT çok güzel bir sunucu. 2v2t bu arada. Hani ben beğeniyorum. Eskiden de oynamıştım vardı. O zaman şey arkadaşlar, Game Pass almıştım böyle. Aylık olarak ödüyordum Minecraft'ı. Onun için Game Pass hesabımı sildim falan. Şimdi tekrar da almayı planlıyorum. Çünkü gerçekten TBT'yi özledim ya. Hani onun atmosferi o kadar güzel bir atmosfer ki. Anlatamam yani. Kankacım, Aksot, ben de sana şöyle su koyayım kankacım. O nasıl bir buradaki işimcisi? Ne dersin? Bir şey diyeyim mi? Oğlum burası tasarım harikası oldu lan. Harbiden diyorum. Ya işte çok güzel bir tasarım ortaya çıkardım. What the fuck? Oğlum yapıyorum lan bu sporu ben diyor. Anlıyorum hocam. Tamamdır, bak geri çıkma, tamam bak. Ben sana her zaman buraya için bir tane delik bırakacağım. Belki gelirsin halimi hatırımı sorarsın. Her zaman burada bir tane çıkış yolu var kankacığım, tamam mı, haberin olsun. Bak gel böyle koridorda git şöyle. Ben seni karşılayayım. Ben seni her zaman buradaki kapını açık bırakacağım kankacığım, hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar, o zaman videomu da burada sonlandırayım. Çok güzel bir ev yaptık. Hani ilerleyen bölümlerde belki evi biraz daha modifiye çektirmeye devam ediyoruz ama şu an için yeter. Bu evin eşi benzeri yok arkadaşlar, harbiden diyorum yani. O kadar güzel bir ev yaptım ki. Bakıyorum böyle videoların üzerinde %1'lik kısım buraya kadar izlemiş. O %1'liği gelsin tebrik etmek istiyorum. Kardeşim eğer buraya kadar geldiysen sana tebrik ederim. Çünkü YouTube izleyicilerine bakıyorum böyle. Buraya kadar gelen kişi kim? Videonun son dakikasına kadar. %1 kadar kişi seni buraya kadar izledi diyor. Eğer o kişi sen helal olsun kardeşim sana, başka ne diyeyim yani. Neyse, diğer videolarda buluşma dileğiyle hepinize bay bay.